Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda tekrardan altın değerlendirmesi yapacağız. Altında neler olabilir? Altında düşüş hangi seviyelere kadar derinleşebilir? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz altında bir öngörümüz vardı. Hiçbir zaman ben bildiğime gitmeyeceğim. Bu öngörümüz altında düşüş yönlü öngörüydü. Şimdilik bu öngörümüz hedefine uygun şekilde ilerlemekte. Peki bundan sonraki hareketlerde hangi seviyeleri beklemeliyiz? Gelin ilk başta sizlerle bunların bir değerlendirmesini yapalım. Altın onsla değerlendirmemize başlayalım. Evet arkadaşlar, şuradaki trend çizgimiz 1715 seviyesinden geçen trend çizgimizin kırılması ve bugün itibariyle büyük bir ihtimalle 1715 üzerinde de günlük bir kapanış biraz zor olduğundan artık altın onsta geriye doğru çekilmeler hız kazanabilir arkadaşlar. Bu geriye doğru düşüşlerde şurada bir de ikili tepemiz var. Sizi daha önceden uyarmıştım arkadaşlar. 1738 ve 1678 seviyesinde. Şimdi burada arkadaşlar 1680 seviyesi bizim için çok önemli bir seviye olacak. Eğer ki bu 1680 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa şöyle tam alalım. 1678 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa altın onsta hareketler düşüş yönünde daha da sertleşebilir arkadaşlar. 1680'in aşağıya doğru kırılmasıyla birlikte aşağıda 1636 seviyesi ons altında hedef haline gelir arkadaşlar. Şurada ben size göstereyim. 1000 636 seviyesi. Bunun için şartımız ne dedik arkadaşlar? Şuradaki ikili tepenin boyun seviyesi 1678. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması halinde beklentimiz 1636'lı seviyelere kadar altın onsun çekilme göstereceği yönünde. Bazı arkadaşlardan çok yersiz eleştiriler geldi. Bu da beni üzdü. Gerçekten çok üzdü arkadaşlar. Ne diyeyim ki, ben bunlara söyleyecek bir laf bulamıyorum. Burada hiçbir zaman kimseye al sat tavsiyesinde bulunmuyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Öncelikle bunu bütün arkadaşların kavraması gerekli. Al sat tavsiyeleri sadece kişinin kendi kararıyla vermesi gereken neticede kararlar olması lazım ki arkadaşlar herkes kendi öngörüsüne göre kendine bir yol çizebilsin. Biz sadece burada grafiği değerlendiriyoruz arkadaşlar. Temel ve teknik yönden grafik değerlendirmesi yapıp sizlere bu öngörülerinizde bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız tamamen budur. Yoksa ben bildim veya ben yanıldım meselesi değil. Ben de yanılabilirim. Fakat yanılmadığımız konuda da üzerimize bu kadar gidilmesi beni gerçekten çok üzdü. Neyse, grafiğimize dönelim arkadaşlar. Evet, ons altında dediğim gibi arkadaşlar 1678 çok önemli. Ons altında hala grafiksel olarak düşüşün devam edeceği görülmekte arkadaşlar ve düşüşün daha da derinleşeceği görülmekte. Çok aşağı yönlü rakam vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece şu anki ilk hedefimiz 1636 seviyesi altın onsta gözükmekte. Yukarıda 1698 altındaki kapanışlar altın onstaki hareketi daha da derinleştirecektir. O yüzden ilk etapta 1667, şuradaki 1667 ve onun altında 1636 seviyesi hedefimizde ve beklenti yerimizde olacak.
seviyeler arasında gözükmekte. Bu seviyeye geldiğimizde tekrardan bir analiz yapar, değerlendirmemizi de yaparız arkadaşlar. Gram altına da bakalım, gram altında neler olabilir? Evet, gram altına da baktığımız zaman arkadaşlar, gram altında da yükselen trend çizgimizin daha önce de uyarmıştım sizi, 386'lı seviyelerde trend çizgimizin kırıldığını, gram altında aşağı yönlü hareket beklediğimi yazmıştım. Evet, şuradan geçen yükselen trend çizgimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Gram altında ons bazlı geri çekilmeler yaşanabilir. Bugün itibariyle gram altında da bizlerin 383 seviyesi altında, gram altındaki kapanışlarda arkadaşlar en kısa vadede beklememiz gereken seviyesi de 372 seviyesi olarak, gram altında bir hedef yeri olarak ilk etapta gözükmekte. Evet, 383 altında kaldıkça gram altında da 372 seviyesi hedef konumunda gözükmekte. Biliyorsunuz bugün Merkez Bankası da bazı açıklamalarda bulundu. Bir önceki videomda bunu açıkladım arkadaşlar. Enflasyonla ilgili, koronavirüsle ilgili, kredilerle ilgili Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı açıklamaları da yorumlarım şeklinde bir önceki videomda bulabilirsiniz. Ayrıca geçmişteki videolarımı da izleyin arkadaşlar. Orada Euro TL, Sterlin TL, Dolar TL ile ilgili, hatta altın onsla ilgili uzun vadeli videolarım da mevcut. Allah'a şükür benim bugüne kadar gerçekleşmemiş hiçbir videom olmadı. Videolarım hepsi de geçmişe dönük videolarıma bakarsanız bunları görürsünüz. İnşallah Cenab-ı Allah da bundan sonra bizi yanıltmaz. Sizlere karşı mahcup bir pozisyona bizi sokmaz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu piyasa sabırsızların sabırlılara para kazandırdığı bir piyasadır. O yüzden sabırsız olanlar her zaman için bu piyasadan uzak dursunlar arkadaşlar. Sabırsız ve heyecanlı olanlar bu piyasadan her zaman uzak dursunlar. Çünkü bu tipler piyasada her zaman para kaybetmeye mahkum kişilerdir. Kendinizi sınayın. Eğer çok sabırsız ve ani kararlar veriyorsanız da özellikle bu Forex piyasasından uzak durun arkadaşlar. Çünkü Forex sizi bitirir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Forex'te işlem yapıyorsanız bu Forex'ten mutlaka uzak durmanız lazım. Yoksa Forex'te çok para kaybedersiniz. Burada yaptığımız analizler genelde bankada işlem yapan arkadaşlar için uygun analizlerdir. Çünkü Forex'teki arkadaşlar için çok kısa bazlı nasıl diyeyim, tahminler yapmak lazım. Mesela Forex'ler için gram altında şu şekilde bir üçlü takip sistemi oluşturabilir Forex'çi arkadaşlar. Yukarıda 390. Bunun altındaki kapanışlar mesela 390'dan sell pozisyonuna girilip 383. 383 altında da 372 pozisyonları şeklinde arkadaşlar. Mesela 372'ye geldi, burası kırılmıyor. Buradan tekrar buy pozisyonu yukarı yönlü. Tabi buralardan kısa 1-2 kuruşluk veya 3-4 kuruşluk fazla riske girmeden buy veya sell pozisyonları denenebilir arkadaşlar. Yani Forex'teyseniz bu bankadaki arkadaşlar için bankadaki arkadaşların yaptığı gibi işlemleri siz çok uzun vadede bekleyerek yapamazsınız. Çünkü bu dalgalı piyasada kurlar devamlı dalgalanır arkadaşlar. Adı üstünde, kur dalgalı bir kurdur. Bir anda 350'ye gram altın düştüğü gibi bir anda 390'a da çıkabilir. Dalgalı kurun özelliği budur zaten. O yüzden Forex'te kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar çok dikkatli olmak zorunda. Ve mutlaka stoplu işlem yapmak zorunda arkadaşlar. Bir de bu kaldıraç oranlarınızı kesinlikle birin üzerinde tutmayın arkadaşlar. Yani
0.01'den işlem yapın. Özellikle de böyle çalkantılı, volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda 0.1'in üzerinde yapacağınız işlemler sizi bir günde bile batırır. Özellikle de Forex'e özenti duyan arkadaşlara da söylüyorum. 50 bin liranız, 100 bin liranız Forex piyasasına girerseniz arkadaşlar bir saat içinde bile batırabilirsiniz. O yüzden en iyi işlem bankadan yapılan işlemdir. Çok profesyonel değilseniz Forex'lerden uzak durun. Ve işlemlerinizi mümkün olduğu kadar bankadan yapın. Bankadan yaptığınız işlemlerde 100 dolarınız varsa dolar düşse bile 100 dolarınız hala cebinizde kalır. Fakat Forex'te böyle değildir arkadaşlar. Sakın özenti duymayın. Forex'te 100 dolarınız bir bakmışsınız sıfırlara inmiş olur. Bir günde batarsınız. Evinizi, arabanızı satıp dolar altına yatırdığınız paranızı bir günde sıfırlayabilirsiniz. Bu da sizler için çok sıkıntılı günlere gebe kalmanız demektir. O yüzden de bu Forex'ten özellikle uzak durun. Çünkü çok ateşli yorum yazan arkadaşların biliyorum ki çoğu Forex'te işlem yapıyor. Sakın arkadaşlar, sakın siz olun. Sakın Forex'te çok çok uzman değilseniz bir hesap açtırıp işlemlere girmeyin. Size özellikle bunu rica ediyorum. Şimdilik altın tarafında anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.